Arkadaşlar ben Neve Bobliyet'e bugün sizlerle beraber hangi oyundu bu? Car Parking oynayacağız. İlk önce araçlarımı göstereyim. İlk önce bu ilk genel araçtan var. Modifiye ettim. Taksi yaptım. Ondan sonra böyle bir Murat'ımız var. Onu da modifiye edip taksi yaptım. İlerleyince böyle bir sürücü kursu aracımız var ama bu araç çok kasıyor. O yüzden bu araçla oynamayacağım. İlerleyince burada bir kargo alanımız var. Ondan sonra böyle bir jipimiz var. Böyle ters takla atmaya bayılan bir arabamız var. Bir de böyle bir tırımız var. Tırla oynayalım diyeceğim. Şimdi ilk önce şehir 2'yi seçiyoruz. Yeni bir yer buldum. Belki siz biliyorsunuzdur ama ben yine de göstereceğim. Çok sevdim o yeri. O yeri ben satın aldım hatta. Satılmasa da yer benim orası artık. Benim yerim. Şimdi oyunu bir başlatsın. Bu. Uygulamayı değiştirdim. Normalde videoyu da uydurmak istediğimde şey yapardım. Üstü açardım. Ama artık üstü açmama gerek kalmadı. Mobilizen diye bir uygulamaya geçtim. Böyle şeyleri var. Durdurma yapabiliyoruz. Bir durdurup bir işim var onu yapıp geleyim. Evet devam ediyoruz. Şimdi tırımıza geldik buraya. Buraya nereye? Hastanede miyiz? What? İlk defa hastanede doğdum. Oyunda hiçbir zaman hastanede doğmadım. İlk defa oldu bu. Şimdi şuraya koyak da. Kamera bandına göre açamıyorsun. Bu tarafa sinyal verdim. Ne? Araba yok mu? Araba bekliyorum ben burada. Araba gelsin de doğru yoldayız değil mi? Şimdi buradan böyle gideceğiz. Dönen kapşağı tamam. Tır var. Bu tır da 700 binlik bir tır. Oyunda bunu almak için çok para kastım. Bunu alacağım. Ondan sonra çekiciyi almayı düşünüyorum. Çekici çok güzel görünüyor. Buna Dorsa bağlanıyor mu diye aldıydım da. Dorsa falan bağlayamadım. Para kasmak için görevleri yapıyorsunuz. Bir tane taksi aracı belirliyorsunuz. Taksi aracınızla taksicilik yapıyorsunuz. Ondan sonra oyun paramızı kazanıyoruz. Üstümdeki kıyafeti oyun hediye etti bana. Oyunun hediyesi. Bir kıyafet. Şuradan gireceğiz değil mi? Oyunun iyi bir oyuncusu olduğum için böyle bir şey aldım. Üstümdeki kıyafeti göstereceğim şu. Alanıma gideyim de. Alanım burası. Şöyle sinyalinizi veriyorsunuz. Şuradan dönüyorsunuz. Sinyali kapatıyorsunuz. Oyunun bazı eksikleri var biliyorum. Hatta ben bu eksiklerin hemen kapanmasını istiyorum. Tırı her yerde tamir ettiremiyorsunuz. Bu kötü özellik mesela. Onun gibi şeyler var. Şimdi mesela şurada tamir ettiremem tırımı. Tır çünkü girmiyor. Ne kadar uğraşsam da sokamadım. Kenarlardan değil, üstündeki boyundan girmiyor bir de arkadaşlar. O da sıkıntı yapıyor. Hemen şurada şu servisten yapayım diyorum da servis de bir değişiklik yapmıyor ki araca. O yüzden böyle burada kaza yapmadan sürmemiz lazım. Şuraya park ettik tırımızı. Tırımız da güzel tır. Şöyle üstünde yazıları var. Şöyle üstümüz böyle. Böyle bir kıyafet var oyunumuzda. Şimdi burada servis var ama servise girmeyin. 3000 liranız boş boşuna gidiyor. Sağlamlaştırma falan yapıyor diye giriyorum da ben. Sağlamlaştırma falan da yapmıyor. Şimdi bugünkü yapacağımızı anlatayım. Bugün sizinle beraber aldığım eve gideceğiz. Tırla hem de. De biraz uzun sürebilir mi diye düşünüyorum da kısa bir sürede giderim eve. Bu tırımızla eve gideceğiz. Şöyle tırımıza hemen atlayalım. Vitesimizi çekelim. Drift atar gibi çıkalım. Şuradan.
Aman önü sürtmeyek de. Kazasız belasız buradan çıktık. Manuel vitesi kullanmayın diye öneririm yani. Manuel vitesinin güzel bir özelliği yok. Manuel artıya basıyorsunuz, eksiye basıyorsunuz, bir şey değişmiyor yine. Sadece ne kadar sesini ayarlamıyor yine de. Ne kadar hızlı olmanızı ayarlıyor. Ben şimdi son şeydeyim. Son vites. Şuradan çıkacağız herhalde. Şöyle aracı devirtmeyeyim de. Şurada bir yavaşlayalım da. Hadi bakayım. Evet, doğru yoldayım. Mesela tahmin ettirmek için illa buraya kadar geleceksiniz. Burada yavaşlatmaya çalışacaksınız tırı. Yavaş. Tırın fren mesafesi çok. Ondan sonra buraya gireceksiniz. Buradan tamirhaneye gireceksiniz ama işiniz çok oluyor. O yüzden tır ben pek kullanmıyorum aldığımdan beri. Sadece kaplamayı yaptım bıraktım. Hızlı gidiyoruz. Burada 140 ile gidiyorum. Burada altta ise 60-70 ile gidiyoruz. Çok mantıksız. Oyunun o özelliğini hiç sevmiyorum. Manuele geçelim. Manuelde. Vites arttıracağım. 7. Daha da artmıyor mu? Aa, daha artmıyor. 7'ye kadar çıkıyoruz. Viteste. Otomatiğe geçelim şimdi. Evimiz biraz uzakta. Şehrin ortasındaki evi alacaktım. Param yetmedi. Buradan gidiyoruz. Şöyle hızlı gidiyorum. 200 ile gidiyorum. Bu tırımız kolay hızlanan bir araç da. Şu virajları geçince düz en kenar şeritten gideceğiz. Hemen hızlıdan gidiyorum. Yavaştan hızlıdan gidiyorum diyeyim de. Hiç yavaş değilim. 200'e gidiyorum. Zaten video biraz uzun olsun istemiyorum. Bir 10 dakika falan olsun istiyorum. Ama bu tırı göstereceğim. Tırın öyle pek güzel özelliği yok. Kornası. Düz araba kornası. Sizin kullandığınız kornaya göre işliyor. Zaten her araç gibi. Böyle bir içi var. Bizim şerit sabitlemeyi asistanımıza açalım da. Öyleyken anlatayım. Böyle bir içi var aracın. Burada bir yatağı var. Öyle yatak da kullanışlı değil. Yatamıyorsunuz yatağa. Yatak o yüzden sevmiyorum. Ben. Böyle harita yine normal harita. Haritada hiç değişiklik olmuyor ama. Yine düz haritayı kullanıyorsunuz. Şimdi şöyle gidelim. Hızlanıyorum da yavaşlamak da istiyorum. Yavaş yavaş frene de basıyorum arada. Sırada da fren işlemiyor. Fren işlemiyor. Aa, fren işlemiyor. Neden mi? Vitesi düşürmemiz lazım. Vitesi düşürdüm. Şimdi araba nasıl yavaş hızlanıyor? Düşür düşür. Kaçla? 3 ile gidiyorsun. Aracın içi böyle. Böyle biraz hızlanalım. Arttıralım vitesimizi de. 7'ye geldik herhalde. 4 mü? Çık çık. Çık çık. Ha, 7. 7 de olsun da hızlı hızlı gidelim. Şöyle. Buradan gidince dümdüz ilerleyeceğiz. Evimi göstereceğim. Evin içerisinin videosunu da çekmeyi planlıyorum. Şöyle. Gidelim. 9 dakikada bitirmişiz videoyu. Burada bir keseceğim. Eve varınca size göstereceğim. Evet, gidiyoruz yolumuza. Zaten çok az kaldı. Varana kadar videoyu çekeceğim. Evimin içi videosu da çekeceğim. Oyundaki evimin içi. Bu videoya yansıtayım diyorum da. Öyle çok da uzun olsun bu video istemiyorum. Ya da gezeriz evi. Çok güzel çarptık ama. Aferin bize. Buradan nasıl çıkacağız bize? Şöyle ha. Hemen evimizin önüne geliyoruz zaten. Eve aldığınız bir güzel bir özelliği var. Arabanızı
Hemen hızlıca tamir ettirebiliyorsunuz buradan. Mesela arabamın bir şey var mı, ona göre tamire sokayım. Hani böyle bozulmuş, hemen buraya geliyorsunuz. Böyle arabanız her ne olursa olsun tamir ediyor. Ondan sonra aracın normalde burada bir garajı var ama garajı araç sokamıyorsunuz hiçbir aracınıza. Ben o yüzden diğer açık garajıma sokuyorum. Buradan gelince açık garajımız var. Böyle. O garajın da açılması lazım yani. O garaja arabamızı sokmamız, içeriye girmemiz lazım. İçeride tamir olması lazım mesela. Arabayı yıkayabilmemiz lazım en önemlisi. Yıkayamıyorsunuz. Arabanız pislenmiyor da zaten ama yıkamak da gerekiyor yani. Gerçekçi olması lazım arabamızın. Böyle buradan çıkıyorsunuz. Zorlu bir merdiven yolculuğu yapıyorsunuz ama arada sırada düşüyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Kötü bir özellik bu. Hemen şöyle. Burada bir güvenlik odası var girişte. Böyle bilgisayarlar var. Ondan sonra burada evimizin asıl kapısı var. Burada bir oturma odası var. Giriş oturma odası. Burada bir salon oturma odamız var. Yine burada şeyimiz var, televizyonumuz. Burada boş, dolduramadığım bir odam var. İçine eşya almayı da yapmaları lazım. Ondan sonra üste çıkacağım da üste çıkmak uzun sürüyor. Burada bir boş oda var. Kiler diyorum ben oraya. Kilerim oldu ora benim. Ondan sonra burada bir tane mutfak kileri var ama açılmıyor kapısı. Açılmıyor diyecektim, açıldı zannettim ama. Ondan sonra burada bir mutfağımız var. Mutfak camını görmek isterseniz böyle buzdolabınızın içinden, buzdolabı değilmiş, dolabınızın içinden de görebiliyorsunuz. Musluğunuz, meyveler falan filan. Buradan bir bahçeye çıkış var. Mutfak çok dar ama. Daralıyor insan, bunalıyor. Buradan böyle cam var. Etrafı görebiliyorsunuz. Böyle bir yer daha var. Burada iki tane kapı var. İçerisinde ne var bilmiyorum. Aşağı merdiveni var buraların. Aşağı bir şeyler gidiliyor ama orada. Gidemedim ben. Şöyle hop bak. Hop bak benim hop lafım gibi. Öyle. Şuraya gir. Niye kameramı durmadan ben büyütüyorum ki? Ondan sonra buradan çıkınca bir merdivenimiz var. Merdivene şöyle çıkalım. Merdivenden çıkmak için böyle sağ sol yapmanız gerekiyor. İkinci katı şöyle göstereyim ben ya da şöyle. İkinci kat böyle oturma odamız var. Böyle çok güzel olmuyor ama böyle de ya. Burada onun boş odası var da. İkinci kat için tam bir evi oyundaki evimi çekeceğim, videosu yapacağım. Burası evim. Öyle birinci kat. Normalde evi tanıtmak için yapmamıştım. Yakında bir aracımı kullanacağım. İstediğiniz bir araç varsa bana önerin. O aracı kullanalım. Hemen böyle evimizde böyle. Üçüncü katına hiç çıkamadım ama çıkmak istiyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bye bye.